Eko Türk'ten günaydın, sabah ekranı başladı. Ben Öykü Cengiz, hoş geldiniz değerli izleyiciler. Güzel, verimli bir hafta geçirmemizi dileyerek başlayalım haftanın ilk işlem gününe. Önce dünkü cuma günkü kapanışa bir dönelim. Hafta nasıl kapanmıştı borsada? Şöyle genel fiyatlamalara da hep birlikte bir göz atalım. BIST 108.334,94 puandan kapanış gerçekleştirdi. Dolar TL 27.47, Euro TL 29.08, Sepet Kur 28.25 ve gram altın 1628 lirada, hemen belirtmiş olalım. Borsa tüm zamanların en yüksek haftalık kapanış rekorunu gerçekleştirdi cuma günü. Borsa İstanbul'da BIST endeksi %1,41 değer kazancıyla günü gördüğünüz gibi 8.334,94 puandan kapattı. Ve bankacılık endeksi %2,94, holding endeksi %2,30 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %5,51 ile spor, en çok kaybettiren ise %0,28 ile sigorta oldu. Bu hafta yurt içinde enflasyon, imalat, sanayi, satın alma yöneticileri endeksi, reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam, fabrika siparişleri, inşaat harcamaları, Euro bölgesinde ise perakende satışlar, üretici fiyat endeksi, ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat, sanayi, PMI başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek. Ve bu arada hemen belirtelim, ekonomistlerin Eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına %5 göre bir önceki ay %56,37 olan yıllık enflasyonu %61,91'e çıkacağı hesaplanıyor. Öte yandan yine ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi de Eylül'de %65,50 oldu. O zaman hemen bu haftanın veri takvimine şöyle bir göz atalım hep birlikte. Bugün tabii pazartesi olduğu için cumaya kadar tüm veri takvimini bir ekranlarınıza getirelim. Hangi gün hangi veriler takip edilecek? Şimdi pazartesi bugün İngiltere'den Türkiye saatiyle Eylül ayı konut fiyatları gelecek. Saat 10'da Türkiye Eylül ayı İstanbul Sanayi Odası İmalat PMI, ikamet izinleri istatistikleri, saat 10.55'te Almanya tarafından Eylül ayı İmalat PMI nihai ve Euro bölgesi Eylül ayı imalat PMI yine nihai verileri gelecek ve takip edilecek. İngiltere Eylül ayı S&P Global imalat PMI ve Amerika'dan iki veri 16.45 ve saat 17'lerde takip edilecek. Eylül ayı S&P küresel imalat PMI ve Eylül ayı ISM imalat PMI da Amerika'dan gelecek veriler olacak bugün. Salı günü hangi veriler takip edilecek? Hemen bir göz atalım. Salı günü saat 10'da Türkiye'den Eylül ayı enflasyon oranı yıllık ve aylık, Eylül ayı üfe yıllık ve Eylül ayı üfe aylık verileri saat 10'da Salı günü takip edilecek verilerden. Saat 17'de Amerika tarafından Ağustos ayı JOLTS iş olanakları verisi gelecek. Çarşamba gününe bakalım. Çarşamba hangi veriler gelecekmiş? Saat 11'de Euro bölgesi tarafından Eylül ayı hizmet bileşik PMI nihai. Saat 11.30'da İngiltere'den Eylül ayı S&P hizmet bileşik PMI ve Euro bölgesinden de saat 12'de gelecek olan veriler takip edilecek çarşamba günü. Euro bölgesi Ağustos ayı perakende satış ve Ağustos ayı üfe. 14.30'da Türkiye'den Türkiye reel efektif döviz kuru yurt içindeki veri takip edilecek. 13'te OPEC toplantısı var. 16.45'te ABD Eylül ayı S&P küresel bileşik hizmet PMI nihai verisi de çarşamba günü takip edilecek. Geçelim perşembe gününde hangi veriler varmış? Saat 14.30'da Türkiye'den gelen veriler, döviz rezervleri, Türkiye menkul kıymet istatistikleri, haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek. 15.30'da Amerika tarafından gelecek veriler takip ediliyor olacak. Ağustos ayı ticaret dengesi, yine Ağustos ayı ihracat verileri ve Ağustos ayı ithalat, ABD işsizlik maaşı başvuruları da 15.30 itibariyle Türkiye saatiyle perşembe günü takip edilecek olan veriler. Haftanın son işlem gününde ise bakalım hangi veriler takip edilecek. Cuma gününe geçtik.
Yine saat 15.30'a kadar Amerika'dan gelen veriler takip edilecek Cuma günü de. Eylül ayı tarım dışı istihdam ve Eylül ayı işsizlik oranı, Eylül ayı katılım oranı, Eylül ayı yıllık ortalama saatlik kazanç ve ortalama saatlik kazanç aylık yine Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek veriler 15.30 itibariyle izlenecek. 17.30'da Türkiye Eylül ayı hazine nakit dengesi verisi takip ediliyor olacak. Pazartesiden Cuma'ya şöyle haftanın ilk işlem gününde hatırlamış olalım hangi verilerin takip edileceğini. Şimdi günün öne çıkan haberlerinin ayrıntılarını aktararak devam edeceğiz. Yüksek Seçim Kurulu'nca yerel seçimleri için adres değişikliği ve seçmen listelerinin güncellenmesine dair karar resmi gazetede yayımlandı. Karara göre mahalli ve idareler seçimi 31 Mart 2024'te yapılacak. Seçmenler bugünden itibaren Ocak ayında ilan edilecek seçim takvimindeki askı süresinin başlangıcına kadar adres değişikliği yapabilecek. Seçmenlerin adres beyan formuyla kendilerine ait elektrik, su, doğalgaz, telefon faturaları ya da noter onaylı kira sözleşmesiyle nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. 6 Şubat depreminden etkilenenlerse herhangi bir belge aranmaksızın nüfus idarelerine başvuru yapabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 2. yasama yılı açılış töreninde yaptığı konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri olan enflasyona ilişkin, milletimizin canını yakan hayat pahalılığı ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Ekonominin ruhunu oluşturan güven ve istikrar iklimini bozacak her türlü söz, tutum ve davranıştan uzak durmalıyız ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca Avrupa Birliği ile ilişkilere de değinerek, Türkiye olarak 60 yıldır kapısında bekletildiğimiz Avrupa Birliği'nden bir beklentimiz yok. Bize karşı kullandıkları vize dayatması başta olmak üzere haksızlıklardan geri dönmeleri lazım. Yapmazlarsa bizden herhangi bir beklentiye girme hakkını tümüyle kaybederler ifadelerini de kullandı. İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi Eylül'de bir önceki aya göre %5,46, toptan fiyat hareketleri yansıtan toptan eşya fiyatları indeksi ise %3,94 artış kaydetti. Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde değişim oranı perakendede %73,18, toptan fiyatlarda ise %67,79 olarak gerçekleşti. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca hazırlanan sigorta ve reasüransla emeklilik şirketlerinin finansal tablolarının sunumu hakkında tebliğ ve sigortacılık tek düzen hesap planı ve izahnamesi hakkında tebliğ resmi gazetede yayınlandı. Sigortacılık tek düzen hesap plan ve izahnamesi hakkında tebliğ ile de Türkiye finansal raporlama standartlarına uygun olarak finansal tablolar hazırlanmasına imkan tanınması, şirketlerin muhasebe kayıtlarında ve raporlamalarında tek düzelik sağlanması, sağlıklı ve karşılaştırılabilir bilgi üretimi ve akımını sağlayacak bir altyapı oluşturup, gerek sigortacılık sektörünün, gerekse sigorta ve reasürans şirketlerle emeklilik şirketlerinin mali durumunun ve gelişiminin mümkün olan en iyi şekilde izlenebilir ve değerlendirilebilir hale gelmesini sağlanması amaçlandı. Söz konusu iki tebliğ de 1 Ocak 2024 itibariyle yürürlüğe girecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına imza attı. Biden'ın 2023 mali yılının bitimine
bir saatten az kala federal hükümete 45 günlük finansman sağlayacak tasarı imzalamasıyla hükümetin kapanmasının önüne geçildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Biden en başından bu duruma düşülmemesi gerektiğini vurguladı. Tasarı Cumhuriyetçilerin hakimiyetindeki Temsilciler Meclisi'nde 91'e karşı 335 oyla kabul edilmiş, Demokratların çoğunlukta olduğu Senato'dan da 9 hayır oyuna karşı 88 evet oyuyla geçmişti. Söz konusu tasarı 17 Kasım'a kadar federal kurumlara ödenek sağlarken Kongre'de 2024 mali yılı bütçesi üzerinde anlaşmaya varılması için zaman tanıyacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 3 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunum yapacak. Toplantının öne çıkan başlıkları faiz kararları, kur korumalı mevduat uygulamasına ilişkin kararlar ve enflasyona ilişkin gelişmeler olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 2. yasama yılına başlamasının ardından 3 Ekim'de mecliste milletvekilleriyle ilk kez bir araya gelecek. Erkan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığı'nda 3 Ekim'de toplanacak komisyonda milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor. Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son dönemde aldığı faiz ve kur korumalı mevduat uygulamasına ilişkin kararlarının yanı sıra enflasyona ilişkin gelişmelerin toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturması tahmin ediliyor. Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın komisyona Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi planlanan Merkez Bankası'na ilişkin yasal ve hayata geçirilmesi beklenen idari düzenlemeler hakkında da bilgi vermesi planlanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre Başkanın banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor. Bankacılık sektörünün net karı Ağustos ayı itibariyle 57,2 milyar TL olurken sektörün Ocak-Ağustos dönemini kapsayan 8 aylık net karı ise 351 milyar TL'ye ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun verilerine göre bankaların net dönem karı Ağustos ayı itibarıyla 57,2 milyar lira olurken sektörün Ocak-Ağustos dönemini kapsayan 8 aylık net karı ise 350,6 milyar TL'ye ulaştı. Verilere göre bankaların toplam aktif büyüklüğü 20 trilyon 331 milyar 921 milyon TL olurken sektörün aktif toplamı 2022 yıl sonuna göre 5 trilyon 984 milyar 531 milyon TL artış gösterdi. Ağustos ayında en büyük aktif kalemi olan krediler 10 trilyon 449 milyar 872 milyon TL, menkul değerlerse 3 trilyon 485 milyar 847 milyon TL olarak gerçekleşti. Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduatsa 2022 yıl sonuna göre 45,9 artışla 12 trilyon 931 milyar 601 milyon TL oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini yayınladı. Ağustos'ta dış ticaret açığı 8,66 milyar dolar olurken 12 aylık dış ticaret açığı 109,5 milyar dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verilere göre Ağustos'ta dış ticaret açığı 8,66 milyar dolar olarak kaydedildi. Ticaret Bakanlığı'nın öncü verileri Ağustos ayında dış ticaret açığının 8,9 milyar dolar olduğunu göstermişti. Temmuz ayında 12,22 milyar dolarlık dış ticaret açığı kaydedilmişti. Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı %11,9 artarak 73 milyar 535 milyon dolardan 82 milyar 304 milyon dolara yükseldi. Ağustos itibarıyla 12 aylık dış ticaret açığı ise 109,5 milyar dolar oldu. İhracat 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,6 artarak 21 milyar 615 milyon dolar, ithalatsa %6,9 azalarak 30 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,4 azalarak 164 milyar 794 milyon dolar, ithalat %3,4 artarak 247 milyar 97 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat 2023 Ağustos ayında %0,7 artarak 19 milyar 594 milyon dolardan 19 milyar 727 milyon dolara yükseldi. Ağustos ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %0,9 artarak 21 milyar 454 milyon dolardan 21 milyar 655 milyon dolara yükseldi. Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %23,1 azalarak 11 milyar 256 milyon dolardan 8 milyar 657 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ağustos ayında %65,4 iken 2023 Ağustos ayında %71,4'e yükseldi. Öte yandan Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 782 milyon dolar oldu. Türk İş Eylül ayında açlık sınırının 13.334 TL, yoksulluk sınırının da 43.433 TL'ye yükseldiğini açıkladı. Gıda enflasyonu aylık bazda %9,31 artarak 5 ayın zirvesine çıktı. Türk İş'in Eylül ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre gıda enflasyonu aylık %9,31 artarak 5 ayın zirvesine çıktı. Enflasyon yıllık olaraksa %84,04 arttı. Açlık sınırı 13 bin lirayı aşarken bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 17.336 lira olarak kaydedildi. Rapora göre 2021 Ocak'tan 2023 Eylül ayına kadar 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı 5 katına çıktı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı da 13.334 liraya ulaştı. Gıda harcamasıyla giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı ise 43.433 lira olarak ölçüldü. Beyaz eşya iç satışları Ocak-Ağustos döneminde yıllık bazda %19 artış kaydetti. Ağustos'ta beyaz eşya üretiminde yıllık bazda değişiklik gözlenmezken ihracatta yıllık %8 düşüş gerçekleşti. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerine göre yılın ilk 8 ayında 6 ana ürünün iç satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %19'luk bir artışla 21.564.402 adet olarak gerçekleşti. Ağustos'ta ihracat bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %8 azalma gösterirken ihracat ve iç satışlardan oluşan toplam satışlarda %1 oranında azaldı. İlk 8 aydaki ihracat düşüşü ise toplamda %11 olarak kaydedildi. Üretim miktarı 2.797.464 ile geçen yılın Ağustos ayına göre değişiklik göstermezken 8 aylık üretim 21.421.429 adet olarak izlendi. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığ'ın verilere ilişkin açıklamasında son 3 ayın verilerinin genel olarak iç pazarın canlı, ihracatınsa düşük seyrettiğini ortaya koyduğuna dikkat çekti. Sektörün küresel ve yerel ekonomik dalgalanmalar karşısında dirençli bir performans sergilemeye devam ettiğini belirten Sığın, dış pazarlardaki rekabetçiliğimizi sürdürebilmemiz için sektörümüzün iç pazar dinamizmini, üretim ve istihdam yapısını koruyabilmesi her geçen gün daha da önemli hale geliyor ifadelerini kullandı. Uluslararası Para Fonu sözcüsü Julia Kozak, Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümetin kapanmasının ülke ekonomisi için önlenebilir bir risk olduğuna dikkat çekerek tarafları fikir birliğine varmaya çağırdı. Uluslararası Para Fonu sözcüsü Julie Kozak, düzenlediği basın toplantısında küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'de 1 Ekim'de başlayacak yeni mali yıla çok az zaman kalmasına rağmen, federal hükümete finansman sağlayacak yeni bütçe üzerinde henüz anlaşma sağlanamamasının yol açtığı, hükümetin kapanması riskine değinen Kozak, taraflara hükümetin finansmanı konusunda ileriye dönük bir yol bulmak üzere bir araya gelerek fikir birliğine varma çağrısında bulundu. Kozak, kapanmayı ABD ekonomisi için önlenebilir bir risk olarak görüyoruz dedi.
Amerikan kanunlarına göre kongre her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor. Geçici bir bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor. Çin ekonomisinin görünümüne ilişkin yaptığı değerlendirmede de ülke ekonomisinde ilk çeyrekten bu yana yavaşlama gördüklerini belirtti. Bu yavaşlamaya rağmen son verilerin biraz daha karışık geldiğini söyleyen Kozak, verilerin bazı istikrar işaretleri verdiğini de ifade etti. Kozak, Çin ekonomisinin bu yıl %5 büyümesini beklemeye devam ettiklerini, orta vadede ise demografik olumsuzluklar ve verimlilik artışının yavaşlaması nedeniyle büyümenin %3,5'a gerileyeceğini öngördüklerini dile getirdi. Euro bölgesinde tüketici fiyat endeksi Eylül'de yıllık bazda %4,5 olan beklentilerin altında kalarak %4,3 artış gösterdi. Euro bölgesinde enflasyon Eylül'de beklentilerin altında geldi. Avrupa İstatistik Ofisi Euro bölgesinin Eylül ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. Verilere göre Euro bölgesinde Ağustos'ta %5,2 olan yıllık enflasyon, Eylül'de %4,3'e geriledi. Euro bölgesinde TÜFE Eylül'de bir önceki aya göre %0,3 arttı. Piyasa beklentileri Eylül'de Euro bölgesinde yıllık enflasyonun %4,5 olması yönündeydi. Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında en yüksek yıllık enflasyon %8,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı %4,7 ile hizmetler, %4,2 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri %4,7 geriledi. Avrupa Birliği uyumlu verilere göre enflasyon Eylül'de Avusturya'da %5,8, İtalya'da %5,7 ve Almanya'da %4,3 seviyesinde belirlendi. Öte yandan verilere göre Fransa'da enflasyon enerji fiyatlarındaki artışa rağmen beklenmedik bir şekilde düşüş gösterdi. Buna göre ülkedeki tüketici fiyatları Eylül'de bir önceki yılın aynı ayına göre %5,6'ya geriledi. Euro bölgesinin ikinci büyük ekonomisinde enflasyon geçen ay %5,7 olarak açıklanmıştı. Şimdi kısa bir ara vereceğiz değerli izleyiciler. Aranın ardından ekonomi gazetelerine yansıyan haberlerle devam edeceğiz. We'll be right back.